Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. İki kıymetli arkadaşımız bizimle birlikte. Murat Demir'e Hakan Gündoğar. Hakan hoş geldin. Hoş Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Süper Lig'de Çaykur Rize 0, Gazişehir Gaziantep 2 ilk yarı skoru gerçekten müthiş bir tempoda oynanıyor karşılaşma. İki takıma da son 45 dakikada başarılar dileyelim puan mücadelesinde. Evet akşama da çok kritik bir karşılaşma saat 19'da sevgili seyircilerimiz. Zor bir maç ama onun öncesinde Gençler Birliği Aytemiz Alanya Spor maçı da çok ama çok kritik. Malatya Galatasaray maçı kadar en az Aytemiz Alanya Gençler Birliği karşılaşması da son derece zor. Başlayalım hemen. Rize Gazişehir istediğini aldı aslında. Kontralarla, kontra ataklarla istediğini aldı. Rumen teknik adam ilk yarıda. Rize sanki vites düşürmüş gibi. Daha doğrusu Rize'nin o kendi sahasında hücum futbolunu oynadığı, baskılı oynadığını da Gazişehir'in bozduğunu söyleyebiliriz. Kabul edelim. Boldrin çok fazla etkili olamadı ilk 45 dakikada ev sahibi takımda. Ama Gazişehir hızlı, çabuk, süratli oyuncularıyla sonuca ulaştı. 10 ve 16. dakika şu ana kadar herhalde ilk yarının yıldızı Thibaut Massi. Müthiş oynuyor, çok güzel bir gol attı. Asisti var. Bir anda işi bitirdi aslında. Aynen öyle. Tabii ikinci yarı maç değişir. Değişme ihtimali yüksek. Çok önemli ayakları var Çaykur Rizespor'un ama Gazişehir'in atmış olduğu 5 dakika aralıklarla atmış olduğu 2 gol büyük sarstı Çaykur Rizespor'u. Bir gol attılar. Faul gerekçesi de sayılmadı. Faul vardı pozisyonda. Şunu söyleyebiliriz. Bu karşılaşmada her an her şey olabilir. Gazişehir lehine daha da farklı bir sonuç olabilir. Çaykur Rizespor maçı beraberliğe getirip kazanabilir. Çok farklı bir maç bizi bekliyor. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Onu söyleyebilirim. Demir Yaz. Gazişehir, Gaziantep'in şu ana kadar oynadığı maçlar hep gollü geçiyor. Savunma anlamında tabii ilk maçta 5-0'lık bir mağlubiyet almışlardı Fenerbahçe karşısında. Ondan sonra düzelmeye başladılar. Çıkışa geçmeye başladılar. Kendi sahasında işte 4-1'lik Gençler Birliği galibiyeti, 3-2'lik Beşiktaş galibiyetleri Gazişehir Gaziantep'i üst taraflara taşıdı. Şimdi de deplasmanda 2-0 öndeler. Açıkçası hani ileride oynayan hızlı oyuncular ki bunların başında Tumasi geliyor. Tumasi'nin sürüklediği ileriye bir takım. Kayode'nin yokluğunda diğer takım arkadaşları hücumda onu aratmamaya çalışıyorlar ama hücuma çok hızlı çıkan rakibi bir anda eksik yakalayabilen bir takım. Bu şu ana kadar attığı gollerde, özellikle kendi sahasında da, Gençler Birliği maçında da, mesela ikinci haftadaki Gençler Birliği maçında bir anda rakip Gençler Birliği 9 kişi kaldı. Unutma. İki muhabir arkadaşımız hazırmış. Başkent'te Mert bizi bekliyor. Gençler Birliği Alanya maçı öncesinde. Malatya'da da Emre Kaplan Galatasaray maçını takip ediyor. Kronolojik olarak 16.30'da başlayacak Gençler Birliği Alanya maçıyla başlayalım. Lider Ankara deplasmanında Mert'te söz, sonra Malatya. Aykut İnce, başkent Ankara'da 16.30'da önemli bir mücadele var. İfade ettiğiniz gibi lider Alkaralara, Gençler Birliği'ne konuk olacak. Saat 16.30'da başlayacak bu zorlu mücadelede Zorbay Küçük ve yardımcıları görev alacak. Maçın VAR hakemi ise Tugay Kağan Numanoğlu olacak. Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun 5. haftasında önemli bir mücadele Ankara'da. Gençler Birliği takımı Mustafa Kaplan'ın öğrencileri bir puanı yalnızca geçen hafta Trabzonspor'la oynanan karşılaşmayla birlikte hanesine yazdırmıştı. Ligin son sırasında bulunuyor. Yalnızca bir puanı var. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Beraberlik yaşadı bu periyotta. 4 gol attı. 9 gol kalesinde gördü. Şu an için Nadir Çiftçi dışında hiçbir eksik oyuncusu bulunmuyor Gençler Birliği takımının. Bunu ifade edelim. Aytemiz Alanya Spor'a bakmış olduğumuzda ise ligin flaş ekibi 4'te 4 yaptı ve liderlik koltuğundaki konumunu sağlamlaştırdı. Son olarak evinde oynamış olduğu Fenerbahçe karşılaşmasından 3-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. 12 puanı bulunuyor. 11 gol attı ve 4 gol yedi. Takımda dikkat çeken iki isim Papi Sisse ve Junior Fernandez. Papi Sisse 4 maçta 5 gol attı. Junior Fernandez ise
4 maçta 3 gollük bir katkı sağlamış durumda. Bugün 16.30'da oynanacak karşılaşmayla birlikte Aytemiz Alanyaspor liderlik konumunu güçlendirmeye çalışacak. Gençler Birliği takımı ise yalnızca 1 puan aldı. Son sırada bulunuyor. O da üstlere tırmanmak için, yukarılara tırmanmak için önemli bir mücadele ortaya koyacak. Muhtemel 11'leri paylaşmak gerekirse henüz kesinleşmiş 11'ler elimize ulaşmış değil. Muhtemel 11'lere göre Aytemiz Alanyaspor'la başlayacağız. Kalede Marafona, savunmanın solunda Ensakala, ortada Steven Colker, yanında Wellington, sağda Juanfran, orta alanda Ceyhun Gülselam, Siopis, solda Junior Fernandes, sağda Efecan Karaca ya da Jalma'yı bekliyoruz bugün. Efecan hatırlanacağı üzere Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak erken dakikalarda yerini Jalma'ya bırakmıştı. Efecan durumu şu an itibariyle belirsizliğini koruyor diyelim. Efecan ya da Jalma oynayacak orta alanın sağında. Ofansif orta saha konumunda Anastasis Bakasetas oynayacak. İleride ise Papi Sisse'nin oynamasını bekliyoruz. Aytemiz Alanya'da hemen Gençler Birliği'ne bakacak olursak, ligin yeni ekiplerinden geçtiğimiz sezon PTT birincilikteydi. Yoğun bir mücadele ortaya koyup lige çıkmayı başardı ancak henüz istediği puanları toplamış değil. Muhtemel 11'inde kalede Ertan Özbir, savunmanın solunda Polamat, ortada Zargo Toure, Ramos Flavio, defansın sağında Ahmet Oğuz, orta alanda Berat Özdemir, Fabrizio Baiano, orta alanın solunda Bogdan Stanku, sağında Kandeyas, ofansif orta saha konumunda Stefan Sesegno'nu bekliyoruz. İleride ise Giovanni Sio 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Mustafa Kaplan ve öğrencilerinin önemli mücadele 16.30'da başlayacak. Tekrar edelim, maçın hakemi Zorbay Küçük ve biz de bu karşılaşmayı buradan takip edeceğiz ve gelişmelerle izleyicilerimizi buradan bilgilendireceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Aykut İnce. Ankara'dan Malatya'ya gidiyoruz. Malatya Spor Galatasaray maçı, Emre Kaplan son bilgilerle karşımızda. İki takımda 3 önemli eksik var. Söz Emre Kaplan'da. Teşekkürler Aykut İnce. Biz de Malatya'dan, Malatya Stadyumu'ndan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Haftanın önemli mücadelelerinden bir tanesi Galatasaray. Yeni Malatya Spor'un konuğu olacak. Maç saat 19'da başlayacak. Şu anda stadyumun hemen önündeyiz. Henüz burada herhangi bir hareketlilik başlamış değil ama ilerleyen saatleri itibariyle stadyum çevresinde yoğun bir kalabalığın, yoğun bir taraftar grubunun oluşmasını bekliyoruz. 27 bin kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu ve bugün yaklaşık 25 bin taraftar tribünlerde yerlerini alacak. Hem ev sahibi Malatya Spor tribünleri hem de konuk ekip Galatasaray'a ayrılan bölümün tamamına yakınının dolmasını bekliyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi iki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibi Malatya Spor'da Bifuma ve Gökhan Tören'in sakatlıkları var. Bugün oynayamayacaklar. Fofana'nın da durumu belirsizliğini koruyor. Maç saatinde, belki de stadyuma geldiğinde ilk 11'i yazarken, kadroyu yazarken Sergen Yalçın Fofana ile ilgili kararını veriyor olacak. Galatasaray'a baktığımızda Belhanda'nın sakatlığı devam ediyor. Çenesinde bir kırık oluşmuştu. Buraya da getirilmedi, Malatya'ya da getirilmedi. Tedavisi bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor Yunus Belhanda'nın. Sofyan Feghouli ve Selçuk İnan da yine Malatya kafilesinde yer almayan isimler. Hemen o iki oyuncu ile ilgili bilgileri de paylaşalım. Selçuk, eşinin yeni doğum yapması nedeniyle bir izinle buraya getirilmedi. Yanı sıra Sofyan Feghouli de yoğun maç programında önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain mücadeleleri öncesinde bir rotasyon kapsamında burada yer almıyorlar. Galatasaray'da tabii yedek kulübesinde de önemli eksikler var. Teknik direktör Fatih Terim'in cezası devam ediyor. Aynı şekilde Hasan Şaş ve Ümit Davala da yedek kulübesinde yerlerini alamayacaklar. Eksikler bu şekilde. Peki Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olacak bu zorlu deplasmanda? Zorlu maç temposunda, maç takvimi içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem ligde gerçekten yoğun bir temponun içerisinde Sarı Kırmızılılar. Bugün kalede Muslera ile başlamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın savunmanın sağında Mariano, soldan Agatomo, stoper ikilisinde Luyendama ve Marcao. Onların önünde Enzonzi ve Lemina merkezde. Ofansif pozisyonlarda ortada Seri, sağda Emre Mor, solda Raim Babel, ileride ise Radamel Falcao 11 ile Galatasaray'ın Malatya deplasmanında yer almasını, sahada olmasını bekliyoruz. Malatya'da yaklaşık 21-22 derecelik bir hava sıcaklığı var. Karşılaşma saatinde biraz daha düşük seviyelere inecek ama oldukça güzel bir havada, oldukça güzel bir atmosferde Yeni Malatya Spor Galatasaray mücadelesi oynanıyor olacak. Biz de gün boyunca Malatya'dan yansıyanları, buradaki atmosferi, iki takıma dair son bilgileri olursa, son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Evet, Malatya Galatasaray tabii Gençler Birliği Alanya karşılaşmalarında konuşmamız gerekiyor. Gençler Birliği artık bir bunalım yaşıyor. Yani o bunalımı atlaması lazım. Ligin son sırasında şu anda başkent ekibi ve bir çıkış arıyor. Ama ligimizin iyi oynayan ekiplerinden bir tanesi de lider Alanya Spor, tartışmasız. Hem içeride hem dışarıda 4-4 kolay iş değil.
Erol Hoca ile yepyeni bir yapılanma. Kadro kalitesi iyi. Gençler Birliği de kendi evinde kaybetmek istemiyor. Bu açıdan sanki anlattıklarıma göre işte ligin en tepesinde ile en sondaki dedim, kağıt üstünde sanki Alanya kazanacak gibi. Ama Gençler Birliği de bir patlama yapabilir mi diye sözü Murat'a vereyim. Sonra Hakan'la devam edelim. Sevgili Aykut, geçmişe böyle döndüğümüzde genellikle böyle ligin başları veya ortalarında lig lideriyle lig sonuncusunun oynadığı maçlarda eğer iç sahada o lig sonuncusu iç sahadaysa o lig sonuncusu bir şekilde bir puan alıyor. Sıkıntı. Bir puan alıyor. Tabii. Çünkü artık gerçi daha ligin başındayız ama ufak ufak can havliyle oynamak denen bir şey var. Tabii Gençler Birliği ilk haftalarda şanssız dönemler de geçirdi. Demin Gazişehir Gaziantep'ten bahsederken mesela Gazişehir Gaziantep deplasmanında daha 30. dakikada olmadan 10 kişi kaldı. Üst üste sıkıntılı anlar yaşadı. Arka arkaya goller yedi. Çok kolay değil Ankara ekibinin işi. Keza Başakşehir maçında da sonlara doğru yani 1-0 1-1'di skor. Sonlara doğru Edin Visci attı. 2-1 oldu. Tam puana yaklaşıyorum derken olmadı. Ama artık galibiyete de ihtiyaçları var. Ligin üstünden çıkmaları için. Fakat Alanya Spor karşısında işleri zor. Yani çok kolay değil. Ama işte burada hani demin dediğim yani eski istatistiklere baktığımızda genelde işte lig sonuncuları lig liderlerinden puan alabiliyor. Hani kağıt üstünde şimdi Alanya Spor favori. Hı hı. Buna hiçbir itirazım yok. Ama Gençler Birliği de puan alırsa hatta kazanırsa ben şaşırmam açıkçası. Alanya Spor çok iyi başladılar hem savunmada hem hücumda. Zaten hücum dörtlüsü önde özellikle Junior Fernandez, Papis Sisse ikilisi çok iyi işliyor. Çok etkili. Papis Sisse Karagümrük'te Giresun karşısında 1-0 öne geçti şimdi. Deplasmanda. Deplasmanda öne geçti. Fatih Karagümrük. Devam edelim. Lider olabilirler. Evet evet. Lider o TFF birincilikte çok iyi başladı aslında. Üst tarafta çok çok müthiş bir mücadele var. Çok. Onu da belirtelim. Son tahlilde Gençler Birliği Alanya Spor maçının favorisi Alanya Spor olsa da Gençler Birliği'nin 1 puan hatta 3 puan alması bana göre sürpriz olmaz ligin bu bölümünde. Ha Alanya Spor bu deplasmanda 3 puanla geçerse biz artık başka şeylerde konuşmaya başlarız şu anda. Çünkü geçen hafta bittiğinde en yakın rakibin 4 puan önündeydi. Yani Alanya Spor bugün yenilse bile zaten haftayı lider kapatacak. Ama 12 puanı 15 puanla taşırsa artık Alanya Spor'un bir aktör olmaya başlayacağını, üst sıralar için bir aktör olmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Herkes Sesenyon'u konuştu Trabzon maçından sonra. Sesenyon'un zaten çok iyi futbolcu olduğunu biliyoruz. Aynen öyle. Müthiş bir futbolcu, harika bir 10 numara. Ve Sesenyon'un etrafına takımı kurduğunuz zaman başarılı oluyorsunuz. Pas trafiğini kuruyor, arkadaşlarını çok iyi yönlendiriyor. Sesenyon böyle bir futbolcu. Ama bir türlü bu sistemi kuramadılar. Bu sistemi oynattığı zaman hoca ne kadar iyi oynadığını görüyoruz. Rahmetli Allah nur içinde yatırsın İlhan abi olsaydı, şu anda her şey Sesenyon'un üzerine kurulmuştu. Bu bir gerçek. Çünkü hücum hattı iyi, defansı iyi, stoperleri iyi ama dağınık bir takım var ortada. Bugün bakıyorsunuz karşısında çok derli toplu, müthiş takım oyunu oynayan, pas oyununu, pas trafiğini çok iyi uygulayan bir takımdan bahsediyoruz Alanya Spor. Erol Bulut'un öğrencileri, Fenerbahçe maçında gördük. Ondan önceki hafta Malatya maçında gördük. Çok çok iyi bir takım Alanya Spor ve belli ki bu grafiğini devam ettirecek çok ciddi belli bir süre. Bu akşamki maçta bazı şeyler Gençler Birliği camiası açısından belirleyici olacak şüphesiz. Bu akşam mağlubiyet olursa ben çok ciddi değişiklikler olacağını düşünüyorum Gençler Birliği'nde. Kadro dışılar olabilir, hoca değişikliği olabilir. Ben ciddi değişiklikler olacağını düşünüyorum ama Alanya karşısında işleri oldukça zor. Kazanacaklarını düşünmüyorum. Bu arada Karagümrük'ten bahsettik. Dün biliyorsun Erzurum kendi sahasında kazandı Erkan Hoca'nın gelmesiyle birlikte. Onlardan da çok kısa Adana bahsedelim. Demir, Bursa'yı. Adana Demir müthiş oynadı. O şeyde bıraktı Anderson değil mi futbolu? Anderson futbolu bıraktı. Beşiktaş'ta hazırlık maçı yapacaklar. Adana Demir Spor. Milli takım arasında jübile maçı yapacak. Jübile maçı olacak o. Jübile maçı olacak. Ve de bir de sürprizi var başkanın.
Murat Sancan Anderson'la ilgili. Anderson Türkiye'de kalıyor. Belki hoca olur. Yok, hoca olmuyor. Yani şöyle, daha tam yok, sportif direktör de değil, tam görev tanımını yapmadı başkan Murat Sancak. Yalnız dün çok iyi ama kalıyor. Tabii kalıyor. Mesela o kadar değişik ki, biz geçen hafta Adana Demir Adana maçına gittik. Bazen bir futbolcunun dokunuşu alt ligdeki takımlara çok etkili oluyor. Volkan Şen 2 senedir yaklaşık top oynamıyor. Geçen hafta Adana Spor maçında bir top oynadı. Muhteşem. Dün de aynı şekilde. Tamamen bir takım oyunu oynamaya başlamış ve 3-0 bir anda öne geçmesi inanılır gibi değil. Müthiş oynadılar. Adana maçında da çok net iki gol pozisyonları kaçmıştı. Ama dün iyi kazandılar. Son olarak şuna dikkat çekeceğim. Çünkü çok güzel bir şey bu. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çok sevgili kardeşim Aldin Ceyç. Belki ismini çok az seyircimiz duymuştur. İstanbulspor'da oynayan boşnak bir kardeşimiz var. Bu hafta da 2-2 berabere kaldılar. Aldin Ceyç Türkiye'ye geldikten sonra İstanbulspor'a. Burada yaşayan boşnak bir kardeşimiz var. Evladımız var. Lösemi hastası. Her gol attıktan sonra onun yanına gidiyor. Paylaşımlar yapıyor. Sürekli onunla vakit geçiriyor. Müthiş bir mesaj veriyor aslında. Çocuğu sürekli mutlu ediyor. Sürekli alışveriş merkezlerine götürüyor. Oyun alanlarına götürüyor. Bu hafta da 2 gol attı. Yine aynı şekilde bu sabah gördüm. İnsan duygulanıyor tabii. Babayız, birazcık da ağır basıyor herhalde. Aldin Ceyç'in de yüreğine sağlık. O kardeşimize de Allah şifa versin inşallah. Mutlaka takip edin ve görün diyorum. Aldin Ceyç'i bu konuda lütfen futbol severler yalnız bırakmasınlar. Aldin Ceyç çünkü o kardeşimize moral verirken Aldin Ceyç'e de biz moral verelim. Evet, şimdi tabii hani birincilikte favori yok şu an. Yok işte Bursa şampiyon olacakmış. Yok Akhisar öyleymiş. Yok. Çok yani erken. Orası çok dengesiz gidiyor. İşte bir bakmışsın Karagümrük yendi, lider. Giresun'da bir hoca değişikliği oldu. Dön bu tarafa, Erzurum'da hoca değişikliği. Erkan Hoca gitti ki daha gitti. İlk maç belli etti dediğin gibi. Çok iyi kadrosu var yalnız Erzurum. Bak mesela Obertan sahneye çıktı. Oynamak istedi. Oynadı. Oynamak istiyor. Yani futbolcu az önce Sesenyon'dan vermiş olduğum örnek gibi. Mesela Erzurum'da Obertan'ın etrafına kurarsan her şeyi, oyun planını, oyunun bayını sensin, pas trafiğini sen sağlayacaksın, takımı sen oynatacaksın dersen Obertan yapar bu görevi. Sesenyon gibi. Erkan Hoca daha ilk maçtan bunu vermiş Obertan'ın eline. Dün adam tıkır tıkır top oynadı yani. Bu kadar basit. Bu arada tabii Eskişehir, Menemen, Akhisar, Hatay maçları da var. Birincilikte. Yavaş yavaş akşama doğru evirelim işi sevgili Murat. Şimdi Malatya'da 3 eksik. Töre, Bifuma, bir oyuncu daha vardı. Şimdi aklıma gelmedi. Töre, Fofana. Bifuma, Fofana, bravo. Feguli Galatasaray'daki en önemli oyuncusu. Belhanda en önemli. Yani iki takımın da çok önemli oyuncuları bu akşam oynayamayacak. Yani Galatasaray için çok kolay bir deplasman değil. Şu ana kadar çıktığı iki deplasmanda da zorlandı aslında. Ki Kayserispor deplasmanında rakibin eksilmesinden sonra daha çok gol pozisyonları bulmayı başladı. Kulüp Brugge deplasmanında da zorlandığı anlar oldu. Hani çok kötü oynamadı belki ama rakibin daha çok gol pozisyonu vardı. Muslera'nın kurtarışları biraz da orada skoru da belirledi. Şimdi Malatya deplasmanı zor geçecek. Malatya iyi takım. İşte Ankara Gücü karşısında 4-0 galip geldiler. Forma girmeye başladılar. Sezon başında sezonu biraz erken açmanın da bir dezavantajını yaşar mı? Hani onu ilerleyen haftalarda göreceğiz ama şu anda İyi durumda. Evet, eksikleri var. Onların da eksikleri önemli. Yani Bifuma ile Fofana önemli eksikler. Gökhan oyunu girdiği zaman, sonradan oyuna girdiği zaman oyunu ve skoru değiştirebildiğini gösterdi ilk haftalarda. Ama Galatasaray'da da işte Feguli'nin ve Belhanda'nın yokluğu var. Burada bence kritik futbolcu Falcao. Yani Falcao kalitesini zaten sahaya yansıttığı zaman Galatasaray orada bir adım öne geçiyor. Malatya Spor'un savunmada Falcao'yu veya Falcao'ya gelecek pasları nasıl durduracağı önemli. Malatya Spor'un hücumda rakibi nasıl sıkıştıracağı da önemli. Yani Galatasaray savunması sezon başladığından bu yana çok da olumlu sinyaller vermiyor. Her an hata yapabilecekmiş gibi oynuyor. Gerçi Kulüp Brugge maçında daha derli topluydular. Biraz da o maçın belki etkisiyle
daha motive çıktılar sahaya. Ama her an her türlü hatayı yapabilecekmiş gibi duruyor. O yüzden Malatyaspor'da eksiklerine rağmen o hatalardan yararlanmaya çalışacak. Açıkçası biraz da kalite farkı, yani oyuncu kalitesi farkıyla, biraz da Falcao farkıyla diyelim, Galatasaray'a dönük bir karşılaşma. Ama çok kolay değil Galatasaray'ın işte. Yani hani şimdi Feghouli ile Belhanda da olmuş olsaydı, o zaman hani şunu diyecektik, Malatyaspor'da daha fazla eksik var. Dolayısıyla maç Galatasaray'ın olma ihtimali yüksek. Ama hem Belhanda'sız hem de Feghouli'siz olmak, orta alanın nasıl bir... 11'leri rica edeyim mi? Madem tamam, orta alandan bahsettim. Bir 11'leri verebilir misin İrfan? İki takımın da 11'leri. Galatasaray geldi. İrfan dün ne heyecan yaptı yalnız Fenerbahçe maçında. Fark ettin değil mi? Bizim Timokin. Yönetmen İrfan. Yönetmen Fenerbahçeli ya. Dün bir baktım İrfan baya şeyi yapıyor. Ne derler? Coşkulu. Coşkulu. Nasıl sevindi ya. İrfan evet. Ben oradan anladım. Ben de bir yandan öteki maçlara bakıyordum. İrfan öyle bağırınca iyi Fenerbahçeli o da. İrfan da. Galatasaray'ın 11'i bu bak. Falcao zaten ileride. Muslera malum yeri belli. Nagatomo, Mariano, Luyendama ve Marcao. Nagatomo, Marcao, Luyendama, Mariano. Orta saha belli. Evet, Seri, Enzonzi, Lemina, Emre Mor, Babel. Bir de Malatya'yı alalım. Malatya'da Farnol, Robin, Şaleli, Erkan, Adebe, Murat. İslam Şabek de mi sakat Aykut? Evet. Oo. Cülerme, Donald, Eren, Yavoviç. Fofano yok. Şabek yok. Şey yok. Gökhan Töre yok. Töre yok. Bifuma yok. Fofano yok. Zor maç. Yani şey için, Malatyaspor için oldukça... Büyük dezavantaj. Dezavantaj bu isimlerin olmaması. Yani burada Cülerme'ye bence önemli bir iş düşüyor. Bu sezon ama bu sezon ve geçtiğimiz sezonun böyle ikinci devresi o Cülerme değildi. Bizim hep... İzlediğimiz Cilerme değildi sanki. Ama evet, geçen Ankara Gücü maçında iyiydi. Ha, toparlandı. Evet, onu izleyemedim. Farklı galiba. İstanbul izlemediğim için bir yorum yapamayacağım. Yani onun hem saha içindeki zekasına Malatyaspor'un ihtiyacı var, hem de özellikle de duran toplardaki artık hani topu ortalar veya kaleye gönderir. Direkt kafaya atar. Direkt kafaya atabilir. Onlar Cilerme önemli. Galatasaray'da da tabii dedik ya Falcao önemli, ama Falcao'dan belki de daha da önemlisi ona top taşıyacak isimler. Yani burada belki biraz Seri ön plana çıkabilir. Yani Belhanda'nın yokluğunda Seri'nin daha ön tarafa çıkıp topu geriden alıp ileriye dağıtma işini üstlenmesi büyük bir ihtimal. Onun ama dışında... o Seri o patlama yapamadı Murat. Ya çok kolay değil aslında. Yani... Seri patlama yapacak da bir futbolcu yok, değil. Çünkü Seri hep görev adamı olduğu için. Ağırlığını koydu. Yani Seri hep o bölgenin en iyisi olduğu için. Mesela şimdi şey bekleniyor Seri'den. Asist yapsın, gol atsın. Mesela Beşiktaş'taki Elneni de aynı özelliklere yani sahip futbolcu. Mesela alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Mesela Seri'den de aslında Seri'nin asıl fonksiyonları bunlar. Ama Seri'den öyle şeyler isteniyor ki şu anda. Beklenti... İşte 20 gol atsın, 30 asist yapsın gibi. Yani yok, öyle bir dünyası yok yani. O bildiğin görev adamı o adam. Ha nasıl bence Avrupa maçında oldukça iyiydi yani Brüj maçında. İyiydi. Ben beğendim yani mesela Brüj maçında. Hı. Seriyi beğendim. Attı Rizespor. Evet, Samidio tabii. Samidio'nun golüyle farkı 1'e indiriyor Çaykur Rizespor. Gol haberi geldi Rize'den sevgili seyirciler. Evet, 2-1 şu anda Gazişehir'in deplasmanda üstü var. Samidio'nun vuruşu da göğüsle indiren futbolcu kimse, gerçekten güzel pas vermiş. Biraz karambol golü ama güzel gol. Sinyallerini veriyordu ama. Sinyallerini yani biz veriyor. Bir yandan konuşurken bakın, bir yandan da... Biz bir yandan da seyrediyoruz ama Gazişehir'in de etkili atakları var. Karşılıklı ataklar oluyordu. İyi bir savunma aslında... ikilisi yakaladılar bence stoperde. Pep'le bıyık baya ilerledi. Kana bıyık. Evet. Kana bıyık çok iyi. Evet. Ama tabii o... Çaykur Rizespor takımı kötü bir takım değil. Çok iyi takım evet. Yani. Biraz Boldin'in sahneye çıksın. Unutma, Muriç'i arıyorlar ama. Muriç'i herkes arar. Mesela dün akşam
Muriç'e Falcao soruldu. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Benim çektim. Falcao ile ilgili verdiği cevap bile adamın gerçekten kalitesini gösteriyor. O zaten dünya çapında bir oyuncu diyor yani. Ya tabii ki diyecek. Mesela bunu dediği için tepki gösteren insanlar var. Ya nasıl demeyecek? Yani Falcao dediğimiz futbolcu gerçekten çok büyük futbolcu. Bunu söyleyince biz küfür yiyoruz ama hani Fenerbahçe'nin yükselişte olan belki de ileride Juventus'ta, Milan'da veyahut da Real Madrid'de görme ihtimalimiz olan bir ismi söylüyor bunu. Ya Falcao'nun büyük futbolcu olduğunu bir kabul edelim öncelikle. Bu adam büyük futbolcu. Zaten oynadığı futbolda gösteriyor işte. Gol atamadığı şu. Ya adam her şeyi yapıyor. Sahada kalıp takımına katkı sağlamak için her şeyi yapan bir futbolcu bir defa. Ya o kadar istiyor ki. Ya bir şeyler yapmayı çok istiyor belli bu futbolcu yani. Yaşını hani şimdi ön plana sürüyorlar. Yani her ne olursa olsun bu adam oynamak istiyor Galatasaray'da. Galatasaray için bir şey yapmak istiyor. O taraftara bir teşekkür etmek istiyor. Brüj maçında taç atmaya geliyor, orta sahaya geliyor, berkaç yapıyor, duvar yapıyor, her şeyi yapıyor. E şimdi bunları söyleyince şey mi oluyoruz yani? Hain mi oluruz? Mesela Beşiktaşlığımız elden mi gidiyor? Fenerbahçeliğimiz elden mi gidiyor yani? Ne kadar garip insanlar var ya. Mesela Vedat Muriç'e dün akşam baktım tepki gösteriliyor. Niye gösteriyorsunuz? Adam çok güzel bir şey söylüyor. Bu adam gerçekten dünya ünlü bir golcü. Bu kadar basit. Ben mesela şey tepkilerini anlamış değilim yani. Max Kruse'yi eleştiren bir kesim var Fenerbahçe taraftarında. Efendim neymiş? Alex'in rolüne niye soyunuyorsun? Sen bir Alex etmezsin falan gibi. Garip garip yorumlar vardı sosyal medyada. Yani Max Kruse yani Alex başka bir oyuncu. Max Kruse bambaşka bir oyuncu. Hani elma ile armut kadar farklılar. Çok farklı ama özelliklere işte, sahipler. Ama yok. Onu bekliyorlar mesela. Her maç 2 gol atsın, 3 asist yapsın, 7 tane asist yapsın, 10 tane asist yapsın. 4 asisti var. Ya her ne olursa olsun Aykut her maç bekleniyor. Tabii. Adam bir maç yapmadı mı ondan kötüsü yok yani. Asistler de asist yani. Hani şimdi her yani asist yazmanın belli şeyleri var. Ki mesela, bu adam Almanya'da yılın futbolcusu falan seçildi. Yani. Tabii. Dur bir tamamlasın. Estağfurullah. Ne demek sevgili Hakan neydi kardeşim de o? İstediği zaman lafıma girebilir. Kriter neydi? Ya şöyle işte korneri kullanan oyuncu da asist yapabilir. Direkt kornerden, duran toplardan da yapıldığında asist evet. sayılabiliyor. Ama hani Kruse'nin yaptıkları direkt böyle hani alda at pası. Her futbolcunun yapacağı şey değil. Alda at pası atmak. Yani boş oyuncuyu görmek veya oyuncunun koşu yapabileceği yeri görmek, savunmadaki boşluğu görmek. Yani Kruse'de bu özellikler var. Bunu her futbolcuda görmeniz çok zor. Çok zor özellikler. Yani Alex başka bir seviye. Alex de Souza başka bir, şey, evet. başka bir seviyeydi. Kruse başka bir tür, başka bir farklı bir türlerde meziyetleri olan bir oyuncu. Ama yine de bu sezonun asist kralı olmaya aday şu anda. Şimdi bana göre. Tabii hani kronolojik olarak gidiyoruz belki kabul edelim ama şimdi Hakan'ı tabii görünce Beşiktaş taraftarı ne olacak bizim halimiz Hakan abiye sorar mısın diye. Özel mesajlar da var WhatsApp'tan gelen Hakan. Hakikaten ne olacak Beşiktaş'ın durumu? Bunu herkes merak ediyor. Bu hafta zor bir maç bekliyor Beşiktaş'ı. Başakşehir'le içeride oynayacak. Gerçi yarın gün boyu sen yayınlarda evet. anlatacaksın, dile getireceksin ama hazır stüdyoda seni yakalamışken Beşiktaş taraftarlarını kırmayalım. Niye bu sormuyorsun arada... demesinler işte sordum. Beşiktaş'ın son durumu ne olacak? Hemen geleceğim Beşiktaş'a fakat Şumidika yine yaptı yapacağını bak. Ne Beşiktaş yaptı? Maçındakinin aynısını yaptı bak. Çaykur Rizespor akın akın geliyor 69. dakika. Süleyman Diyara'yı oyundan çıkardı. Süleyman Diyara oyundan çıkarken Rizeli futbolcuya sataştı. Öbür kulübeye sataştı. Şumidika ona laf söyledi. O oldu bu oldu derken polisler sahaya girdi. Gördün mü? Yedek kulübelerinin yanındalar. Ben Murat'a gitti, bakarken göremedim. Gitti yedek kulübesinde maçın hakemi Süleyman Diyara'ya sarı kart gösterdi. Şumidika orada ortalığı bir karıştı. Şumidika bak o tansiyon bir anda düştü. Bir anda düştü. Mesela bu neye benzedi biliyor musun? Bayanlar kadın voleybolunda finalde şeyin hocası söyle adını. Sırbistan'ın. Sırbistan'ın hocası bir anda ortalığı geldi maçı aldı ya aynısı. Bak şu anda aynısını yaptı mesela. Bazen bunları yapmak gerekiyor demek. Bak Beşiktaş maçında top topla çocuğa Rizespor'un temposunu düşürdü değil mi? Düşürdü bak şu anda yok. İnanılmaz bir şey. Şimdi bak Rizespor'dan 5-6 dakikaya bir futbolcu kırmızı kart görme ihtimali çok yüksek. Rakibin enerjisi nötrlendi. Tabii tabii geçmiş olsun yani şu anda. Senin enerjisi nötrledi. Şu anda bak ben sana söyleyeyim. Olumlu yani enerjiyi nötrledi. 5 dakika içerisinde bir kırmızı kart olma ihtimali var Rizespor adına. Veyahut Rizespor hani gol bulursa maçı kazanma ihtimali daha da yüksek. Çünkü müthiş gerdi ortalığı. Enteresan. Evet, Beşiktaş.
Beşiktaş'ta neler oluyor? Maç gidelim. Biz de anlamadık. Ya Beşiktaş'ta neler olduğunu görmek için sadece şunu söyleyeceğim. Tabii biz canlı izlediğimiz için Marijan Zeman diye bir tane futbolcu vardı Türkiye'de. İstanbulspor'da oynadı stoper olarak. Slovak futbolcu. Marijan Zeman maçın yayıncı kuruluşunda Slovakya'da maçın yorumcusu. Maçtan önce dedi ki bizim dedi çok uzun süredir Avrupa'da hiçbir başarımız yok, galibiyetimiz bile yok dedi. Bratislava için. Bratislava için. Ve attı. Bu arada atamadı. Savunmanın müdahalesi var ve uzaklaştırdı Gazişehirliler. Her neyse dedi ki çok zor maç bizim için dedi. Biz dedi ligde çok iyiyiz ama Avrupa kupalarında hiç yokuz dedi Marijan Zeman. Ne bekliyorsun dedim. Ya Beşiktaş kazanır, çok rahat kazanır dedi. Bizde dedi yedekte olan bazı isimlerin sakatlıkları. Her neyse böyle konuştuk. 2-2 oldu 80. dakika. Böyle yaptı. Demiraz. Böyle yaptı bak bana. Bitirsin hakem dedi. 2-2 iken yemin ediyorum. Niye öyle yaptı? 2-2 müthiş sonuç onlar için. İki tane daha attılar sonunu. 2-2 müthiş bir sonuç. Beşiktaş'ın ne durumda olduğunu görmek için sadece ve sadece 60. dakikadan itibaren bu söyleyeceklerime Orhan Yıldırım ve diğer gazeteci arkadaşlarım şahittir. 60. dakikadan itibaren ısınan futbolculara bakacaksın. Öncelikle yaşı kaç olursa olsun, eğer Beşiktaş kulübüne futbolcu geliyorsa nereye geldiğinin ve Beşiktaş kulübünün büyüklüğünün farkında olmak zorunda. Sadece saha içerisinde ısınırken veya sahaya girdiğindeki davranışlarıyla değil, dışarıda yürürken yaptığı konuşmalarda da çok dikkat etmesi gerekir. Ama özellikle saha içerisinde Beşiktaş forması varken üzerinde ısınırken ciddiyetini her zaman korumalısın. Oyuna girerken her zaman ciddiyetini korumalısın. Ama maalesef özellikle bir kardeşimiz henüz daha bunu idrak edememiş. Yaklaşık 20 dakika ısındı. Isınırken ne yardımcı antrenörünü, kendisini ısındıran yardımcı antrenörü dinledi. Sürekli maça baktı. Çok ufak ufak egzersizler ve bu aslında bir ayna yani. Beşiktaş'ta kötü gidişin aynası. Çünkü Beşiktaş'ta futbolcularda bir boş vermişlik var. Zaten bu takım kötü. Zaten eski kalitemizde değiliz. Bu kadar zihniyeti var. Haklı oldukları nokta var mı? Var. Şimdi Beşiktaş'ın kanatlarında kim oynuyordu geçen sene? Babel, Ricardo, Quaresma. İddia ediyorum bu sene oynayan isimler Enkodu, müthiş süratli. Öyle değil mi? Yani çok süratli, müthiş uçurtma bir adam. Son vuruş yok, pas yok. Değil mi? Yanlış düşünmüyorum herhalde. Ki ikinci golde aslında ortayı yaptı ama savunma kendi kalesine. Kendi kalesine attı. Diğer isim Diaby. Gazişehir maçında sadece 60 olduğu bir bacak arası var. Uf, efsane geldi falan olduk. Ama hani görünen köy kılavuzu istemiyor. Bence Beşiktaş'ın futbolcusu asla ve asla değil. Sol tarafta oynayan sol bek kardeşimiz Reboş. Yani Caner Erkin'i kesme ihtimali hiç yok diye düşünüyorum. Şimdi böyle baktığın zaman ben niye oynamıyorum? Çok olur futbolcuda. Bu futbolcuları gördükten sonra ve haklılar da. Enneni için bir şey söylemiyorum. Gördüğü kırmızı kart çok büyük yanlış. Gazişehir maçındaki çok ciddi bir hata. Bu profesyonellikte bir futbolcunun yapmaması gereken bir hata. Vida'dan bahsetmiyorum bile. Vida bu takımın kaptanlık seviyesine gelmiş bir isim. 3-4 maçtır çok ama çok kötü oynuyor. Form düşüklüğü var. Form düşüklüğü ama Vida'da bu kadar ani bir dibe vurma olması çok ciddi bir sıkıntı. Ve gelelim artık yarına. Yarın neler olacak? Yarın olası bir puan kaybı dengeleri bozar. Bir defa mesela şimdi şeyi görüyorum. Abdullah Avcı Başkan Fikret Orman'la konuştu. 5 madde sıraladı. Futbolcular formsuz. Futbolcular isteksiz. Abdullah Avcı'yı çok yakından tanırım. Bunların asla ve asla bunları başkana söylemediğini biliyorum. Çünkü bunlar tamamen Abdullah Avcı'nın sorunu. Bunlar Abdullah Avcı'nın sorunu. Futbolcu formsuzsa hocam senin sorunun der başkan. Morali bozuksa hocam senin takım psikoloğun var. Gol bu arada oldu. Rize durumu 2-2 yaptı. Çaykur Rizespor durumu 2-2 yaptı sayın seyirciler. Yok yok vermedi. Hayır vermedi. Morozcuk. Karşılaşmanın hakemi Morozcuk muydu o? Kafa vuruşu yapan eli havada. Neden vermediğini anlamadım yaz ben. Faul mü var acaba? Faul var eli havadaysa bakalım. Offside. Offside. Galiba.
Dokunmuyor ama. Bakalım. Yo, dokunmuyor. Dokunuyor. Öndeki futbolcu. Hayır bak. Bir... Hemen bayrağı kaldırmış. İptal... Hayır. Dokunmuyor. Dokunuyor, dokunuyor. Samu diyor dokunuyor mu? Bakalım. Ya... Dokunmuyor. Dokunmuyor ama şey al aktif alanın içerisinde. Aktif alan da top aynı yere gidiyor ama. Bak, çok ya bence aktif değil. Bakalım şeyden pozisyonla ilgili. Şimdi muhtemelen. VAR'a gidiyor. Çok acayip bir pozisyon bu. Evet. Enteresan bir pozisyon. Çok enteresan pozisyon. Şimdi offside. Evet offside. Offside verdi ama ya. Geçerli değil. 2-1 şu anda. Gazi çok enteresan yalnız. İsmail Hoca da gülüyor haklı olarak. Evet, aktif alanda olduğu için. Her neyse yarınki maça gelelim. Yarınki maçta stoperi yok Beşiktaş'ın biliyorsun. Ruiz sakat, Vida cezalı, Rocco sakat. Zaten kadro planlaması diye bir şey yapılmadı Beşiktaş'ta. Beşiktaş taraftarın tepkisini gidermek adına transferler yapıldı. Burada tabii ki suç profesyonellerin değil. Şimdi Ali Naibi'ye, futbol direktörüne 5 milyon euro verirsiniz. Sağ kanat oyuncusu al dersiniz. Gider sana 5 milyon euronun layığıyla bir sağ kanat oyuncusu alır. Ama dersiniz ki 500 bin euro paramız var. Ona göre al diye bir alır gelir. Yalnız Rize bunaltmaya başladı. Şimdi bir anda şey oyunu girer. Oyunu tamamen de, artık rakip ceza sahasının ön tarafına yıktılar. Şumidika bir anda şimdi oyuna girer Şumidika. Şumidika bir anda oyuna girer. Reboş. Dediğim gibi ya bu transferler böyle yapıldı. Yarına gelecek olursak savunmada kim oynar? Savunmada büyük ihtimalle Necip Atiba oynayacak. Ben Abdullah Avcı'ya çok seven, çok güvenen, yıllardır tanıyan bir insan olarak ben Abdullah Avcı'nın yarın Erdoğan'ı deneme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Peki sana abi bir soru. Olası mağlubiyette dedin ki az evvel bir 5 dakika önce bazı şeyler değişir, karışır. Şimdi ne değişir? Ne olur? Abdullah Avcı'yı yeme çalışması başlar. Yani gerçek konuşuyor, gerçeği konuşalım. Abdullah Avcı'yı yeme çalışması başlar. Şimdi yönetim istifa etmeyeceğine göre başkan istifa eder mi? Çok zor ihtimal. Başkanın istifa etme ihtimali yok. Yani şu an yönetimin istifa etme ihtimali yok. Bu kadar tepki geliyorsa ne olacak? İlk önce şu olacak. Salı günü başkan diyecek ki hocamızın arkasındayız. Olası bir mağlubiyette. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası hoca istifa edecek. Ya bu senaryo belli zaten. Yani Beşiktaş Başakşehir'i yenerse ne olacak? Bu muhtemelde Epuriano da var. Şikayetle Epuriano, Kayseri, şimdi, dişi, mal, yok dizim topar, kötü dedi bana yalnız Epuriano. Bilmiyorum Arda, oynar mı? Crivelli. Yani. Ya şu kadro bir defa Beşiktaş'ın kadrosuna çok çok daha iyi. Onu söyleyeyim. Bir de Beşiktaş'ı versene İrfan. Yan yana verebilir misin ekrana? Murat abi öyle olmaz mı? Şimdi mesela Beşiktaş Başakşehir'i yenerse basın abarttı olacak. Olacak. Evet. Yani bu iş böyle. Ha, kaybederse yönetim ilk önce taraftarın kendileri olan tepkisini azaltmak için hocamızın arkasında izleyecek. Olası bir Trabzonspor mağlubiyetinden sonra da başkan Abdullah Avcı'nın istifasını isteyecek. Abdullah Hoca istifa edecek. Yerine eski futbolculardan bir tanesi göreve getirilir. Çünkü taraftar seviyor ya eski futbolcuları. Yani mantalite hep budur. Bu tip durumlarda... Hep böyle yani. Hep bu değişmeyen gerçek yani. Hani milli maç araları her zaman kritiktir. Milli maç arasından yani, çıktı Beşiktaş. Milli maç evet, arasından önce daha iyiydi Beşiktaş takımı. Peki. Keşke girmeseydi. Galatasaray'a da geçelim. Şimdi bir cümle toparlarsan sen Beşiktaş-Başakşehir'i. Çünkü Beşiktaş'la ilgili çok soru geldiği için Hakan'a soru yönelttim. Kısaca bir toparla sonra Malatya-Galatasaray akşamın final maçı. Bu arada Rize 1, Gazişehir, Gaziantep 2 durumu devam etmekte. Birinci ligde Giresun 0, Karagümrük 1 skoru da aynen devam ediyor. Her iki maçta da artık son 10 dakika. Bir kısa toparlama rica. Sence de olası bir mağlubiyette Abdullah Hoca'nın bilet kesilir? Evet. Aslında Hakan'ın dediği doğru. Dedi, o senaryo. Yani, genelde yani senaryolar hep böyle gelişiyor zaten. Yani Hakan da dediği gibi yani geçmişte de hep yaşadık. Takımlar kötü gittiği zaman yönetimler değil, teknik adamlar ilk başta sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla bir mağlubiyet de, yani olası mağlubiyette fatura Abdullah Avcı'ya kesilir. Ama Abdullah Avcı'ya hemen o fatura yani ne zaman, hani kaç mağlubiyette kovulur sorusunun cevabını bilemiyorum. Çünkü ne kadar
yönetim arkasında kalabilecek, ne kadar taraftar Abdullah Hoca'ya sahip çıkacak. Yani bunların hepsi birer matematik hesabı. O yüzden de Beşiktaş'ın yarın... Bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Günah keçisi Abdullah Hoca olur. Evet. Şimdi bu böyledir, bu işin gerçeği bu. Üst üste kritik deplasmanlara çıktı Galatasaray. Sırasıyla hemen yakın tarih Bruges, şimdi Malatya. Haftaya da derbi maçı. Galatasaray'ı nasıl değerlendirmek istersin Murat? Hem rakamlara yansıyan neler bizi bilgilendirirsen, aydınlatırsan, hem de Malatya cephesi. Galatasaray açıkçası şu ana kadar oynadığı deplasman maçlarına baktığımızda ikisinden gol atamadan ayrıldı. Denizlispor ilk maç ve Kulüp Brugge deplasmanları. Kayserispor deplasmanında atılan 3 gol var. Açıkçası Falcao geldikten sonra, yani milli maç arası bittiğinden sonra Lemina, Falcao, işte Andone, ki Andone gerçi oynamadı ama hani Lemina, Falcao ikilisi direkt ilk 11'i etkileyecek iki isim. Geldikten sonra Lemina'nın çok fazla hazır olmadığını gördük. Falcao da çalışkan, elinden geleni takım için yapmaya çalışan oyuncu olduğunu zaten, kendisi dünya yıldızı bir oyuncu, bunu gösterdi. Ama iki maçı, hem Kasımpaşa maçını hem Kulüp Brugge maçını yan yana koyduğumuzda skor olarak iki maçta gol yemeyen bir Galatasaray var. Yani sezon başından bu yana aslında savunma anlamında sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın son iki resmi karşılaşmasından gol yemeden ayrıldığını görüyoruz. Bu Galatasaray için olumlu bir gelişme. Çünkü karşısında her an gol pozisyonları bulabilen, rakibi kontratakta, yani savunmayı boş alanlar bırakacak şekilde yakalayabilen bir takım var Malatyaspor. O yüzden Galatasaray için çok kolay bir maç gibi gözükmese de ibre, hani yüzde verirsek %55 mesela, %55, %60 Galatasaray'a dönük. Bu maçta bunu söyleyebiliriz. Malatyaspor için de yine kritik bir karşılaşma. Bu karşılaşmadan alacağı puan veya puanlar, bir galibiyet hem Malatyaspor'a moral motivasyon getirecek, hem de Malatyaspor'u üst sıralara biraz daha taşıyacak ve Malatyaspor'un hani o geçen seneki lig beşinciliğinden sonra yine o seviyedeki hedefine ulaşmak için önemli bir adım olacak. O yüzden yani kritik bir mücadele. Çok kolay mücadele değil. Yani iki takımın eksikleri olduğu için... Onlar çok önemli. Çok net bir şey söylemek kolay değil. Yani tamam, şimdi Falcao var diyoruz ama hani Falcao tek başına ne yapabilir? Belhanda gibi sağ içinde bir akıl olması lazım. Bir beyin olması lazım. Az önce dedik, bu seri olabilir. İhtimal. Babel ve Emre Mor'un yapacakları önemli. Ki Emre Mor... Özellikle işte Kulüp Brugge maçında olumlu şeyler yapmaya çalıştı. Takıma oturdukça, takıma alıştıkça daha iyi şeyler yapacak. Ama belli disiplin sıkıntılarını, saha içindeki disiplin sıkıntılarını kendi kendine belki taktikten uzaklaşan hareketler yapmaktan da vazgeçerse Galatasaray'ın işine daha çok gelir. Yani toparlarsak çok kolay bir maç değil. Yani Murat diyor ki %55, %60 kanaatimce Galatasaray önde gibi duruyor diyor. Ama tabii belki de şunun için söylüyor. Bifuma, Fofana ve Gökhan Töre'nin yokluğuna da dayandırarak söylüyor. Ama diğer bölümde de Feghouli ve Belhanda da yok sarı kırmızı takımda. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani yüzde istemiyorum senden ama Sergen Hoca'nın mantalitesi, bakış açısı, taraftar... İşte Cülerme'nin performansı kuşkusuz etkili olabilir Galatasaray karşısında. Galatasaray'ın da tehlikeli ayakları var, onu da kabul edelim. Özellikle Falcao tabii bambaşka bir isim. Hani onu zaten ayrı bir yere koyuyoruz ama Galatasaray'ın da deneyimi, tecrübesi söz konusu. Her şeyden de Fatih Hoca'nın deneyimi var. Kesinlikle, ama Fatih Hoca kenarda değil. En büyük dezavantaj bu olabilir Galatasaray adına. Bir de sezon başından bu yana izlediğim, dinlediğim tüm yorumcular Galatasaray'ın savunma hattına işaret ediyor. Yani bu sene savunma hattı
Markao ve Luyendama ikilisinin iyi olmadığını herkes söylüyor. Baktığımız zaman en güçlü yeri Malatyaspor'un hücum hattı. Yahovic çok önemli bir golcü, çok kurt bir golcü. Rakip stoperlerle çok iyi boğuşup özellikle kanat oyuncuları Bifuma ve Fofana'ya çok rahat yer açıyordu. Ama bu sefer Bifuma ve Fofana yok. Bu sefer Jilerme var. İyi bir Jilerme'nin atacağı şutlar, ceza sahası içine girişleri Malatyaspor adına avantaj olabilir. Stoper bölgesindeki isimlerin formsuzluğunda ama bir yandan da bakıyoruz Galatasaray'ın en güçlü olacağı bölge şüphesiz orta saha. 3 yeni isim hakikaten iyi oynadıkları takdirde, tüm performanslarını gösterdikleri takdirde Galatasaray adına en önemli güç olacaktır. Ben orta sahası iyi olan bir Galatasaray'ın kazanma ihtimali Malatyaspor'un eksikleri nedeniyle biraz daha bana göre fazla gözüküyor. Ki ciddi bir avantajı var. Özellikle orta saha kurgusu ve forvet bölgesi nedeniyle Galatasaray'ın. Tabii Sergen Yalçın faktörünü de unutmamak lazım. Hani diğer bölüm. Tabii Fatih Hoca'nın da aşağıda olmamasının dezavantajını yaşayacaktır mutlaka. Sarı kırmızı takım. Bu anlamda neler söylemek istersin? Evet, tabii saha içindeki eksiklerini sayarken Galatasaray'ın hani Fatih Hoca'nın da olmayacağını söylemek gerekir belki ama artık hani oyuncular, takım içerisindeki birçok oyuncu kenarda Fatih Hoca olmadan da oynamaya alışmış vaziyetler. Tabii ki Fatih Hoca'nın olması başka bir şey. Başka bir motivasyon kaynağı belki. Ha bu arada Ümit Hoca ile Hasan Hoca da cezalı. Yani dolayısıyla o yedek kulübesi nispeten hani o teknik heyet anlamında biraz daha boş kalacak orada. Levent Hoca olacak herhalde. Levent Hoca olacak. Valla Fatih Hoca'nın yokluğunun ben takımı çok etkileyeceğini düşünmüyorum önce. Onu söyleyeyim. Bir. İkincisi Sergen Yalçın yıllar boyunca son birkaç yıl içerisinde hep adım adım ilerledi. Adım adım çıktı. Önce küme düşmeme mücadelesi veren takımları aldı son 5 hafta 10 hafta. Kısa süreli adım zor adım çıktı. Zor ve stresli yerlerde çalıştı. Çalıştı ama hani futbolculuğunda da öyleydi. Rahat bir futbolcuydu. Yani kendinden emin, kendine çok güvenen ve o güveninde haksız olmayan yetenekli bir oyuncu olduğu için haksız bir güven değildi o kendine güven. Onun teknik direktörlüğünde de görüyoruz. Yaptıkları işler, sahaya koyduğu mantalite adım adım ilerledi ve şimdi artık Türkiye Ligi'nin önemli teknik direktörlerinden biri olma yolunda ilerliyor bana göre. Malatyaspor'a da önemli bir etki sağlıyor bu. Yani Malatyaspor'un oyununda da Malatyaspor'a Sergen Yalçın'ın kattığı mantalite ve değer de bence Malatyaspor'u üst sıralara taşıyabilecek noktalardan bir tanesi. Sergen Hoca daha da iyi yerlere gelecek. Yani Malatyaspor'la da iyi yerlere gelir ama günün birinde hani Malatyaspor'la yolları ayrıldığı zaman daha büyük bir takıma da gelme ihtimali yüksek. Evet, Rize 1, Gazişehir, Gaziantep 2, Giresunspor 0, Fatih Karagümrük 1 durumları devam ediyor. Gazişehir, Gaziantep 2-1'lik üstünlüğünü koruyor rakibi karşısına ve dakika 90. Gerçekten enteresan bir karşılaşma oldu. Eğer Gazişehir bu maçı da çevirip kazanırsa son düdükle birlikte 2 haftada 6 puan lige kötü başlayan bir Gazişehir. Fenerbahçe karşısında hakikaten tanınmayacak bir durumdaydı. Ama sonrasında Şumudika ile birlikte değişen yönetim değil mi Hakan? Değişen başkan. Müthiş maçı aldı. Yine Şumudika aldı maçı. O gerginliğe mi taktın sen? Abi, yani o, ya bak bir şey söyleyeceğim. O tavır. 60 yani 60 ile 70. dakika arasında yağmur gibi gelen Rize Spor'u adam tek başına durdurdu tek hamleyle. Diarra'yı oyundan aldı. O Diarra oyundan çıkarken kendisini birazcık acele et diyen Rizeli futbolcuyu itti. Yedek kulübesine el kol hareketi yaptı. Şumidika devreye girdi oradan. Oyunu bir güzel 5-6 dakika soğuttular. Giresun'da gol var. Kim attı? Giresun 1, Fatih Karagümrük 1.
Dakika 89 Giresunspor ev sahibi. Hakan takım. Kutlu teknik direktörü oldu bu hafta, evet, içerisinde de Giresunspor. Devam edelim. Dediğim gibi yani Şumidika Beşiktaş maçında orada işte top toplayıcı kardeşimize sert çıktı. Yani bunların hepsi aslında yani tabii ki yanlış hareketler ama profesyonellik yapıyor aslında adam. Evet, yapıyor adam yani bunu. Bir anda bütün rakip, mesela rakip takım futbolcusu bir anda kendisine tepki gösteriyor. Bu gidiyor Şumidika hemen diğer yedek kulübesine tepki gösteriyor. Ortalığı bir karıştırıyor. 5-6 dakika oyun bir soğuyor, geçmiş olsun. Ama bak aynısı işte. Şimdi şu anda yaptığı aynısı. Yalnız enteresan da bir durum var aslında. Şimdi ilk hafta Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan bir Gazişehir Gaziantep. Bu maçı kazandığı takdirde puanı 10 olacak. Fenerbahçe'nin de şu anda 10 puanı var. Yani ilk hafta Gazişehir Gaziantep için işte toplama takım, işte küme düşmenin hemen ilk adayı belli oldu gibi çok erken yorumlar ama 10. hafta, 5. haftaya geldiğimizde tabii daha maç bitmedi bu karşılaşma ama 10 puanla çıkacak. Fenerbahçe'yle aynı puana gelecek bir Gazişehir Gaziantep olacak ki bence bu Şumidika için hani tabii o saha içerisindeki stresi, saha içerisindeki rakip takımın coşkusunu da frenleyebilen hareketleriyle herhalde son 4 haftanın en başarılı, en formda teknik direktörlerinden biri olacak. Her maçı da golle geçiyor tabii. Bu maçta da 3 gol oldu şu ana kadar. Rize mesela çok enteresan. İlk 2 hafta kazandı. Sonra değil mi? Beraberlikler. 2 beraberlik. Beşiktaş beraberliği ve Göztepe beraberliği. 4 maçta 2 gol yediler. Ya aslında savunmada çok iyi başladı ama bugün işte o en başta o ilk 15-16 dakika içerisinde baskın hücumlar diyelim. Ki Gazişehir Gaziantep bunu diğer maçlarda da çok iyi yaptı. Hızlı adamlarla hani tırnak içinde pırpır tabiri kullanılır. Oyuncularla baskın hücumlar ve 2 gol buldu. Çok tabii deplasmanda, böyle zor bir deplasmanda daha 16. dakikada 2 gol bulduğunuz zaman çok kıymetli. Çok değerli. Gazişehir Gaziantep şu ana kadar bunu iyi korumaya başardı. Bakalım son bölümde, son 1-2 dakika içerisinde bunu korumaya devam edebilecek mi? Ama tahmin ediyorum yani oyunda şu aralar biraz soğudu. Sakatlık falan oldu. Ya müthiş. Bu işlerin uzmanı. Ben çok takdir ediyorum. Bu arada eleştirmiyorum kendisini. Ya bunlar yani futbolun içinde olan şeyler. Yani adam öyle bir oyun soğutuyor ki bakıyor ki rakip takım geliyor üzerine, sürekli atak atak atak. Yani Rizespor gol attı, atacaktı. Bak şimdi kenardaki hareketlerine bak. Ya gerçekten çok iyi yapıyor adam bu işi. Yani bu işin de profesyonelliği var. Gaziantep'li oyuncular da galiba oradan biraz feyiz almış. Bak kenardan sahanın içine giriyor. Her şeyi yapıyor yani. İsmail Hoca da gülüyor artık yani. Artık ya İsmail Hoca çünkü gayet beyefendi, gayet bu tarz, sakin maç izleyen bir teknik adam. Ama Şumidika efsane bu konularda. Ve çok iyi başarıyor. Gerçekten çok iyi başarıyor. Kayseri'de de hatırla geçen sene. Hep aynı şeyler yani. Seviyor. Ben çok takdir ediyorum. Çok iyi yapıyor yani bu iş. Mesela Avrupa Kupası maçlarında bizim hocalarımızın da yapması gereken hamleler aslında bunlar. Ciddi söylüyorum. Yapın yani. Düşünsene mesela şimdi X bir takımımız, aman isim vermeyeyim şimdi, Barcelona ile oynuyor. Hiçbir tanesi Barcelona ile karşılaşmayacağı için veya Bayern Münih ile karşılaşıyor. Ya yapacağın şey Şumidika gibi olmak ya teknik direktörlerimizin. Gerçekten oyunu soğutacaksın. Biraz çirkinleşeceksin. Bu işin profesyonelliğinde var bunlar. Kendi liginde yapma da orada yap yani. Adam bu işi çok çok profesyonelce yapıyor. 4 dakika verdi bu arada. 4 dakikada tamamlandı sanıyorum bu ataktan sonra. Farkında mısın? Bak bitirecek maçı, o bitirdi. Diarra'nın çıkarken bitirdi. Diarra'nın çıkarken yarattı bak. Şimdi dikkat bak. 2 hafta 6 puan. Çok 6, önemli. Çok hem de yendiği takımlar, bir tanesi Beşiktaş, tabii. Ötekisi deplasmanda Rize. Hem de deplasmanda dediğim. Muazzam. Merak adam edin. Mesela bak orada oyunu 5 dakika soğuttu hiç yoksa. O soğutmayla birlikte ondan sonra Çaykur Rizespor bir daha doğru düzgün atak varyasyonu geliştiremedi. Şimdi Murat abi. Haftaya ne yapıyor? Gazişehir içeride Göztepe, sonra içeride Başakşehir. 2 maç üst üste içeride. Ne yapıyor? Kupada da deplasmanda oynayacak.
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşısında ter dökecek Gazişehir. Hmm. O maçta da bizler görev yapacağız. Bu hafta yoğunsunuz siz. Kırıkkale Büyük Anadolu Gazişehir Gaziantep maçı. Muhtemeldir ki takım Rize'den Antep'e mi geçer diyorsun? Ankara'ya geçmez ama maç ayın 26'sında. 4 gün var daha. Gaziantep'e geçerler. Antep'e geçip oradan gelirler Ankara'ya. İyi bir Gazişehir izledik bugün. Kabul edelim. Hakikaten. İyi takım. İyi takım. Taş gibi takım. Şumudika hakikaten oyuna ağırlığını koydu dediği gibi Hakan'ın da. Orayı bir gerginlik yaratıp bir anda... Çok iyi yapıyor bu işleri. İbre'yi kendi yönüne çevirdi. Orada offside kararı. Hani onunla ilgili herhangi bir tartışma yok. Sosyal medyada da baktığımızda Rize'nin sayılmayan golü. Değmese bile offside'miş galiba. Tabii tabii öyleymiş. Murat ne diyorsun? Bak az önce çok güzel bir şey söyledi. Sen söyledin yanılmıyorsan. Fenerbahçe'yle aynı puana geldi. Evet. Yani ilk hafta ya bu takım küme düşer, toplama takım denilen Gazişehir Gaziantep arka arkaya aldığı sonuçlarla bir anda 10 puan ve Fenerbahçe'yle aynı puanda şu anda. Demek ki hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Yani ilk haftadan hemen takımlara pay biçmemek lazım. Beşiktaş hariç ama herhalde buna. Nasıl? Buna Beşiktaş hariç herhalde. Bir türlü toparlanamadı. Ya Gazişehir toparlandı. Fenerbahçe'den 5 gol mü yemişti? 5 gol yemişti. 5 gol yedi. Gazişehir toparlandı. Beşiktaş'ı yendi. Deplasman'da Rize'yi yendi. Beşiktaş bir türlü toparlanamıyor mesela. Hani sorun nerede? Sorunu bilen de yok. Peki mesela Tyler Boyd... Abi biz onu Bolt Pilot diye aldık. Yok abi yani. Yok o ya Beşiktaş'ı futbolcusu değilmiş abi. Ben mesela hani gerçekten çok üst düzey performans bekliyordum. Ama yanılabiliyoruz. Yani hani ben sonuçta bir gazeteciyim. Hani izlediğim kadarıyla Tyler Boyd iş yapar diyorsun. Yok. Yani şu seviyede Lens'i ve Diaby'yi kesemiyorsa Tyler Boyd Beşiktaş'ı futbolcusu değildir. Lens'ten bahsediyoruz. Diaby'den bahsediyoruz. Ya yani Beşiktaş'ta çok samimi, açık yüreklikle söylüyorum. İzlemesi keyif olan, rakibi korkutacak tek bir tane futbolcu var şu anda. İki tane de bire düştü. Adem Laiç. O da kendi başına bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yanında pas verici futbolcu yok Adem Laiç. Quaresma vardı gitti. Şimdi sen Slavan Bratislava maçında Quaresma'yı oynatsan ne olurdu? Çok daha farklı olurdu gibi. Ya adından bile çekiniyorsun ya. Mesela şimdi oradaki sol bek diyor ki karşında Ricardo Quaresma oynayacak. Ben ileri çıkmayayım der. Hocası da söyler bunu. Ama ne yaptı Beşiktaş yönetimi? Quaresma'yı öyle bir gönderdi ki bugüne kadar yaşanan her türlü kötü olayın sebebi Ricardo Quaresma'ymış. Yeni öğrendik. Kendilerine göre haklı oldukları noktalar var. Ama Quaresma'nın gidişiyle hiçbir şey düzelmediği gibi her şey daha da kötüye gitti. Aslında belki de sadece Quaresma değil. Hani iki sezon önce Beşiktaş'ın işte Şampiyonlar Ligi'nde 14 puanla gruptan çıktığı kadroyla şimdi kadro arasında ciddi bir fark var. Tamam. Şunu kabul ediyorum. Takımlarımızın mevcut ekonomik sıkıntıları şu anda bütün takımların geldiği durumun gerekçelerinden bir tanesi. Normal. Çok kolay değil. Bunu ben katılmıyorum. Unutma, Giresun Karagümrük maçı da 1-1 eşitlikle tamamlandı. O maçta bitti. Bu durumda Karagümrük liderlik şansını... Yok, kalmıyor galiba. Çünkü 10 puan, Ümraniyespor'un 10 puanı vardı. Karagümrük 9 puana çıkıyor. Şimdi Hatay Spor var. Yani Hatay, bu akşam oynuyor Hatay. Hatay Spor Hatay kazanırsa... Akhisar Hatay bu akşam. Üf. O çok iyi maç. Çok çok iyi maç. Eskişehir Menemen ama bence haftanın maçı Akhisar... Akhisar... Hatay maçı müthiş maç olur. Çok güzel maç olur. İki Malatya. Tane sevdiğimiz hoca. Tabii tabii. Bir dakika iki, finalde karşılaşan iki hoca. Evet. Altı parmakla bravo, şey. Palut. İlhan Palut. İlhan Palut. Çok güzel evet. Maç olur. Söyleyeyim. Çok enteresan bir karşılaşma. Yani Hatay maç. Spor kazanırsa liderliği yükselecek ama çok kolay bir maç değil. Yani Akhisar Spor da o ligin iyi takımlarından iyi takım. Bir tanesi. Maç sonu röportajlar bekliyoruz. Rize'den. Sevgili seyirciler. Bitireyim mi şu söyleyeceklerimi? Söyle. Demirel'e katılmıyorum dedim. Parasal konuda. İşte mesela herkes şu anda diyor ki nerede paralar? Nerede?
Ya Beşiktaş çok ciddi başarılar yakaladı. Negredo ciddi maliyete geldi. Hatta ve hatta burada konuşuldu. İşte Negredo Fenerbahçe'ye ücretsiz önerildi, Galatasaray'a ücretsiz ödenildi diye. Gerçek doğru. Onlar da değilim. Pepe geldi, çok yüksek ücretlere geldi. Lens'in maliyetini biliyor musunuz? Menajer parası, imza parası, her şeyle birlikte 2022 yılına kadar alacağı ücreti bilen var mı? Söyleyeyim mi? Hazır mısınız? 2022 yılına kadar menajer parası, imza parası, bonservisi ve Lens'in alacaklarıyla birlikte toplam maliyeti Hollandalı futbolcunun 21 milyon euro. Muazzam para. Evet. Ve şu anda mesela Beşiktaş taraftarı diyor ki Quaresma'yı gönderene kadar Lens'i gönderseydin. Yıllık 2.8 milyon euro alan Lens'i hiçbir yere gönderemezsin. Abi bu sözleşmeyi de gideceğin takım, bak gideceği takım, diyelim ki 800 bin eurosunu verdi ki onu veren bile çıkmadı. Beşiktaş yine 2 milyon eurosunu verecek. Abi Lens'in de bu şekilde abi oynayacağını tahmin edemiyorduk. Abi tamam oynayacağını tahmin edemiyorduk. Adam da artık bir yerden sonra dedi ki zaten oynamıyorum, zaten alıyorum. Zaten alıyorum dedi adam yani. Benim yerime Diaby'yi getirdiler, oynasın. Abi yani şimdi bak her şey yanlış aslında. Beşiktaş'ta en fazla futbolcunun olduğu bölge nereler? Kanatlar. Sağ ve sol kanatlar. Değil mi? Orkan var, Diaby var, Enkodu var, şey var, biraz önce Boyd var. Hepsinin ikişerli, üçerli şeyleri var. Alternatifleri var. Kalede kaleci yok. Yedek kaleci. Mesela Ersin'e hiç şans vermiyorsun. Ersin bir Panathinaikos maçı oynuyor. Herkes çok beğeniyor. Stoper'de Erdoğan müthiş oynadı. Gerçekten çok beğendim çocuğu. Kampta da iyiydi. E şimdi Beşiktaş'ın kültürü altyapıdan geliyor. Altyapıdan gelen hangi futbolcu oynadı? Bugüne kadar. Fırsat. Erdoğan oynasın yarın. İyiyse verme bir daha bir daha formayı. Evet. Verme. Lens de aynı şekilde. Peki. Lens de aynı şekilde. Lens zaten alacak parayı. Onun kaçarı yok. Beşiktaş kulübünden alacak babacığım o parayı. Yani imkan, kurtuluşun yok. Lens'e sen o parayı vereceksin. Seve seve vereceksin parayı. Ya baba sana 21 milyon euroya mal olmuş. Bu para Beşiktaş kulübünün kasasından çıktı. Cenk Tosun'u sattığın paranın yarısından fazlasına sen Lens aldın. Öyle düşüneceksin. Ve Beşiktaş yapılanma olarak hiçbir şekilde bu sezon öncesi yapılanmasının ne Abdullah Avcı, ne de Ali Naibi, ne de Umut Güner transfer komitesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum ben bu sistemi biliyor musun? Ya çünkü akla mantığa gelmeyen bir olay var burada. Yani futbolun içinden gelen Abdullah Avcı'nın, Ali Naibi'nin transfer komitesinde geçtiğimiz yıllarda Pepe'leri, Negredo'ları, Adem Laiç gibi önemli Vida'yı, Karius ne kadar beğenmesem de Liverpool'dan kaleciyi getiren Umut Güner'in ben Diaby'yi, Enkodu'yu elinden iyi Beşiktaş'a aldığını düşünmüyorum. Bak çok samimi söylüyorum bunu. Peki. Devam edeceğiz. Hakan bayağı dolu Beşiktaş evet. Konusunda. Daha da konuşacağız özellikle yarın. Çok kritik. Bu arada canlı görüntüler Rize'den. Sevgili seyirciler, protokol çıkışı. Taraftarlar da stadı boşalttılar. Canlı olarak ekranda Çaykur Rizespor 1, Gazişehir Gaziantep 2. Gaziantep takımı 3 puanla dönüyor. Deplasmandan ve son 3 haftadır kaybetmeyen bir 4 haftadır kaybetmeyen bir evet, Gazişehir. 4 haftada 10 puan. 10 puan. Ki Rize Spor da ilk 2 hafta 6 puan. Son 3 haftada 2 puan var. Kayıp 7 puan var. Açıkçası hani bu kayıp 7 puan içerisinde Beşiktaş beraberliğine çok da belki kayıp dememek lazım. O 1 puan deplasmandan önemli bir puanla döndü orada. Göztepe karşılaşması belki hani evet bir kayıp olarak nitelendirilebilir 2 puan kaybı gibi. Çünkü Göztepe'nin de lige kötü başlamışlığı vardı ilk haftalarda ama Gazişehir-Gaziantep maçı kritikti, önemliydi. Şimdi bundan sonra gerçi şu anda 8 puandalar. Yani öyle çok şu anda endişe edici bir durum olmayabilir ama
Önümüzdeki 2-3 haftalık yani milli maç arasına kadar en az bir 4 puan Çaykur Rizespor için orta sıralarda kalabilmesi adına veya üst sıralarda kalabilmesi adına önemli olacak. O yüzden önemli bir mağlubiyet aslında iç sahada. Ama Gaziantep'te toparlandı, gidiyor. İki tane de büyük karşılaşma oynadı. Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçında 3 puan aldı. Şimdi Gaziantep bundan sonra çok daha dikkatli bakayım, takip edilecek. Söyleyeyim ben Gaziantep'in sana. Fenerbahçe 5-0. Kendi evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 yenmiş. Deplasmanda Sivas Spor'la 1-1. Beşiktaş'ı 3-2 yeniyor. Rize Spor'u deplasmanda 2-1 yeniyor. Yani 4 lig maçında 10 puan. Rize'ye gidiyoruz. Ahmet Çağlar Yıldırım karşımızda. Çaykur Rizespor, Sport Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun 5. haftasında sahasında karşılaştı Gazişehir Gaziantep Spor'a 2-1 mağlup oldu. Evet, maça gelirsek Gazişehir Gaziantep maça hızlı başladı ve 12. dakikada Muhammed Demir'le 1-0 öne geçti. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Patrick Tuvasi Gaziantep adına ikinci golü attı ve 16. dakikada Gaziantep Çaykur Rizespor karşısında deplasmanda 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda oyuna sonradan giren Çaykur Rizespor'da Samudio 64. dakikada bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra Çaykur Rizespor'un baskısı vardı beraberlik golünü bulmak adına ama bir gol de buldu ama Çaykur Rizespor ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Maç son dakikalarında Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle geçtiğini belirtelim ama Çaykur Rizespor ataklarına karşılık beraberlik golünü bulamayınca Gazişehir Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Evet, puan durumuna da baktığımızda bu sonuçla Çaykur Rizespor 8 puanda kalırken Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü de puanını 10'a yükselttiğini belirtelim. Evet, bir kez daha hatırlatacak olursak Spor Toto Süper Ligi 5. haftasında Rize'de oynanan Çaykur Rizespor Gazişehir Gaziantep karşılaşmasını deplasmanda Rizespor'a konuk olan Gazişehir Gaziantep 2-1 kazanarak buradan 3 puanla ayrıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, bir röportaj olduğunda yeniden Rize'ye gideceğiz. Sevgili seyirciler, sen konuşuyordun. Hakan tamamlamıştı. Hemen şöyle söyleyeyim. Az önce Rizespor'un işte bu yenilgisinden sonrası için konuşuyorduk. Hemen fikstüre de baktığımızda aslında çok da kolay bir fikstür değil. Hani milli maç arasına kadar kaç puan kazanır hesabı yaparken Başakşehir deplasmanı, ardından Trabzon'u kendi sahasında ağırlayacak. Daha sonra milli maçtan arasından sonra Alanya deplasmanına gidiyor. Sonra da Rizespor'u kendi sahasına ağırlayacak. Ki Gazişehir iki maç üst üste evinde oynayacak demiştik. Göztepe, Başakşehir. Sonra Trabzon deplasmanı, sonra sahasında Alanya'yı konuk edecek. Fikstürde yani takımların fikstürüne baktığımızda Alanya Spor Trabzonspor'u takip ediyor. Mesela Fenerbahçe'de Trabzonspor beraberliğinden sonra Alanya'ya gitmişti. Trabzonspor'la oynayan takım bir hafta sonra Alanyaspor'la oynuyor. İlk başta belki fikstür çekilirken hani bu çok göze batmayabilirdi ama şu anda Alanyaspor zirvede olunca hani Trabzonspor'la birlikte hemen ardından Alanyaspor'la oynamak gerçekten takımlar için artık zorlu bir fikstür haline gelmiş durumda. Ve tabii Trabzonspor gibi güçlü bir takımla oynadıktan sonra orada biraz hani tabiri caizse hırpalandıktan sonra Alanyaspor'un karşısına çıktığı için de Alanyaspor'un böyle de bir avantajı oluyor. Yani karşısında Trabzonspor'la oynamış takım geliyor. Bu açıdan baktığımızda ilginç bir fikstür, ilginç bir sezon olacak bu sezon. Ve son puan durumu tabii. İşte Alanya saat 16.30'da Gençlerbirliği karşısında lider. 12 puanı var, maç eksiği var. Fenerbahçe 10, Gazişehir Antep 10. Denizli 5 maç oynadı. 1-1'lik beraberlik 8 puan. Rize 8 puanda kaldı.
Galatasaray, Malatya alt alta sıralanan iki takım. 7 puan, 6 puan. Trabzon Sivas'a gitti ama Storic oynayamayacak. Hani o bilgiyi de verelim. Storic de yok. Hakikaten revire döndü. Trabzonspor, hani haber metinlerinde öyle vardır ya. Evet. Kulüp revire döndü. Gerçekten öyle. Herkes sakatlandı. Hem de çok önemli oyuncular sakatlandı. Konya 6 puanda 9. sırada. Bakalım diğer duruma. Sivasspor 5 maç eksiği var. Trabzon'la oynayacak Rıza Çalınbay'ın takımı. Göztepe bu hafta kazandı, nefes aldı. Tek gol 3 puan. 5 puana sahip. Antalya mağlup oldu. Puanı 5. Ankara Gücü. Ne güzel maçtı yalnız Kasımpaşa Antalya maçı da. Evet. Nazım Sangare'nin sayılmayan golü de çok güzel golü bu arada. Sangare'nin hakikaten golü. Çok güzel golü. Mustafa Pek demek oyuna girmesiyle birlikte hemen etki ediyor yani. Gerçekten çok kaliteli futbolcu bence Mustafa Pek. Kasımpaşa rahat. Ben hep aynı şeyi düşünüyorum. Mesela Mustafa Pek demeyin Beşiktaş'ta neden istediği gibi oynayamamasındaki en büyük etkenin ben taraftar olduğunu düşünüyorum. Taraftarın üzerinde yapmış olduğu baskı yani. Mesela bakıyorum şu anda Beşiktaş'ın santraforu yok. Dün mesela Mustafa Pek demek Kasımpaşa'da oyuna giriyor. Rakip savunmayla boğuşuyor. Karambol yaratıyor. Ve o karambolden çıkıp golünü atıyor. Gol hazırlıyor. Yani şu anda Beşiktaş'ın elinde Burak Yılmaz'dan sonra Mustafa Pek demek gibi bir santraforu yok. Gerçekten yok bu arada. Larin gibi de yok bu arada. Ya bence Larin Mustafa Pek demek kadar iyi bir futbolcu değil ama hani bunlar yokken, bunun önlemini bile alamamışken Mustafa Pek demeyi niye gönderirsin mesela? Larin kalsa mıydı diyorsun mesela? Mustafa Pek demek de kalsaydı, Larin de kalsaydı mesela. Bir daha alalım programı. Bundan daha kötü olamaz. Mantıklı çerçevede baktığın zaman. En azından hücumda daha fazla seçeneği olurdu. Güven şimdi nokta santrafor değil Burak Yılmaz gibi. Ama Larin bir nokta santrafor. Mustafa Pek demek keza söyleyebiliriz. Bunu onun için. Ceza sahasını karıştıran. En azından Laiç'le paslaşabilecek bir santrafor. Laiç'in paslaşacağı kim var mesela hücum bölgesinde? Enkodu sadece koşuyor. Enkodu'nun ben sadece koştuğunu görüyorum. İçeri orta yapamıyor. Şut çekemiyor. 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan %50. Allah bereket versin. Hakikaten çok güzel rakam. Burada sürpriz oldu mu sizce? Haftanın sürprizi bu şu ana kadar oynanan maçlarda. Hani favori olarak ev sahibi Rize diyelim, sürprizi Gazişehir yaptı diyebilir misin, evet, Murat? Şu an bu tablo içerisinde sürpriz sonuç Gazişehir, Gaziantep galibiyeti olarak düşünülebilir. Çaykur Rizespor'un evinde etkili oynadığını dikkate alırsak. Ama mesela hem Göztepe hem Kasımpaşa ilk galibiyetleri bu hafta ki Kasımpaşa'da Mametiyam bu yeni bir Cagney, evet, bulmuş. Her sene buluyor ya Cagney'i valla. Helal olsun. Ne güzel işte. Ama bunu biliyorlar. Kasımpaşa çok, yani mesela Trezeguet de satışından da çok ciddi bir meblağ, ciddi meblağ kazandı. Yani Kasımpaşa son 3-4 sezonda 36 küsür milyon euro kazandı, evet, oyuncu satışından. Yerine bonservisi elinde olan bu ligin iyi golcülerinden bir tanesi Mustafa Pek demek. Tiam. Ne kadar aldılar Tiam bilmiyorum tabii de. Yani ama o da bu sene, yapıyorlar. Bu sene bayağı etkili olacak. En azından bir planlamaları var mesela yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela Jagne gitti. İşte geçen senenin ikinci yarısında Şufetler, işte Santrafor, Polonyalı Santrafor, yanlış hatırlamıyorsam İtalya'dan kiralanan. İsmi gelmiyor aklıma. Onlar tutmadı. Hemen bu sene scoutlar devreye girdi. Boşta olan Mustafa Pek demek. Tiam, Santrafor bölgesinde. Diğer bölgeler. Bir planlaması var belli ki. Bir kulüp yapısı Kemal Hoca'nın da gelmesiyle birlikte bazı şeyler düşünülmüş. Kemal Hoca arada gidip gelse de artık vallahi en günahsız Abdullah Avcı. Bak tekrar söylüyorum. Profesyoneller, Ali Naibi, ekibi. Ya, bu işin içinde başka bir iş var. Ya, gerçekten ya algılayamıyorum. Mesela ya 5 milyon euro Enkodu transferine verilip bir sonraki satıştan %50'si verilecek olan Beşiktaş kulübü de demek ki para vardı. 5 milyon euroya sol açık bulunamazdılar, bulunmaz mıydı? Mesela Fulham küme düştü. Babel'le Galatasaray anlaştı 2,5 milyon euro. Ben olsam 2 yıl 5 milyon euroyu peşin verirdim Babel'e. Son 2 dakika. Geri alırdım. Beşiktaş'ta tekrar oyna derdim. Babel çünkü kusura bakmasınlar Enkodu'dan falan çok daha iyi futbolcu. Veya başka bir kanat oyuncusu bulurdum. Enkodu'nun ne son vuruşu var, ne ortası var, ne pası var. Diye bir de aynı şekilde. Diye bir iki tane bacak arası atar. Şov yapar.
skill hareketlerde bulunur, vardır ya böyle konsol oyunlarında. Onlardan yapar yine çok büyük futbolcu falan filan. Beşiktaş futbolcusu değil bunlar, yapmayın ya. Gerçekten değiller. Evet, Süper Lig Cemil Usta sezonu 5. hafta heyecanı devam ediyor. Sayın seyircilerimiz, Çaykur Rizespor 1, Gazişehir Gaziantep 2 günün ilk maçı bitti. Saat 16.30'da yani 15 dakika sonra Gençler Birliği Alanya maçı var. Ligin son sırasındaki takımla liderin maçı ve akşam saat 19 Yeni Malatya Galatasaray. Birincilikte Eskişehir Menemen 16.30 ve saat 19 Akhisar Hatay. Hakan'ın da söylediği gibi geçen sene playoff'un finalinde karşılaşan iki teknik adam İlhan Palut ve Mehmet Hoca yine Kozlan'ı bu kez ligde Akhisar'da paylaşacak. İlave etmek istediğim bir şey var mı genel anlamıyla, genel attı yoksa bir dakikam var kapatacağım.